Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Konseptimizin üçüncü videosuyla karşınızdayız. Arden ve Onur Fenerbahçe üzerine konuşuyor konseptimiz. Ardancığım merhaba canım. Nasılsın iyi misin? Merhaba abi. iyiyim. Aslında iyi değilim. Hayırdır? Arda Güler gitti. Moraller bozuk. Canlar yani, sıkkın. Bu konuda bir de doluyum. Söylemek istediklerim var. Twitter'a ve yeni Instagram'ın uygulaması Trez'deki hesabıma da yazdım. Bak, aa az önce az önce Uğur'un kanalında bir yayında ben dedim ya bir şey var aslında söyleyemiyorum senin kanalın olduğu için. Ha. Onu buradan söyleyebilir miyim? Kendi kanalım Tabii sonuçta. Öyle. Arkadaşlar öncelikle size çok teşekkür ederim. Niye? Geçen gün bir paylaşımda bulundum. Paylaşımımı yaklaşık 5 bin kişi falan görmüş. 5 bin takipçim görmüş. Yani niye teşekkür ediyorum? Sadece 4 tane böyle garip bir yorum gelmiş bana. O 4 yorumu söyleyeceğim yanlış anlaşılmış. 5 bin kişiden 4 tane gelmesi benim takipçilerimin ne kadar beni anladığını ne kadar kendini geliştirmiş olduklarını bana ispatı oldu. Çok sevindim buna. Ben şöyle yazdım. Dedim ki Arda belki sen de görmüşsündür. Arda ile alakalı dedim ki A, işte Arda yolun açık olsun. İnşallah futboluna odaklan. Lütfen kimseye silah çekme ve lütfen gazeteci dövme. Türk futbolu e, seninle gurur duysun dedim. Yorumları, evet, Arda Turan'ın yaptığı hataları yapma dedin. Yani yorumlarda şöyle şeyler var. İşte Türkiye'nin Arda'sı Galatasaray'la Arda'dır falan gibi. Ama 4 tane falan yani 5000 kişiden 4 tane olması var ya mükemmel sevindirdi beni. İşe sen Gazze'de laf mı sokuyorsun falan arkadaşlar. Ya hepsi, hepimizin değeri ya. Hadi. Hayır hayır ben Gazze'de Arda Turan Galatasaray'da oynadığı için niye Gazze'de laf sokmuş olayım ben? Mesela ben şey demedim ki Gazze'de Arda abin gibi olma demedim ki. Bizim Arda Turanda milli takım şey oyuncumuzu Avrupa'ya göndererek ve gurur duymak istedik. Dedik ki inşallah iyi yerlere gider hepimiz. Ama hatalar yaptı. Yani onun benim onun gibi olma demem, sizi rahatsız etmesin. Fenerbahçe'li bir oyuncu olsaydı derim ki onun gibi olma. Yani ben burada takım değildi arkadaşlar benim söylemek istediğim. Benim söylemek istediğim bütün Türkiye seni çok seviyor. Biz Arda'yı da zamanında çok sevdik ama o bunları yaptı. Sen yapma bu kadardı yani. Hemen yanlış anlamayın arkadaşlar her şey lütfen ya rica ediyorum. Bakalım Arda Güler e, İspanya'da Arda Turan kadar piyasa yapabilecek mi? Çünkü Arda Turan çok seviliyor. Çok iyi oynadığı dönemler oldu orada. Yani, Arda'nın... Barcelona'da iyiydi. Arda Turan'ın bir de şeyi var Arden ee, bazı insanların böyle pozitif enerjisi vardır. Gittiği yere ayak uydurabilir, tamam mı? Mahalle çok şeyde büyümüş ya, Varış mahallede büyümüş ya. O yüzden çok aktif bir adamdı Arda. Kendini çok sevdirebiliyordu Ar şey Arda Turan. Şimdi Arda Güler daha sessiz bir çocuk. Acaba no nasıl olacak? Adapte olabilecek bilmiyorum. Arda Turan nereye girse adapte olur onu söyleyeyim. Ar Arda Turan zaten sokakta da baba oradan başlamıştı futbol oynamaya. Şunu Arda Güler ya. nasıl da bilmiyorum. Arda, Arda Güler altyapıdan. Arda Turan sokaktan. Mevzu bu aslında biraz. Yani ya yani mevzu o değil. Mevzu Arda Turan'ın çok aktif bir adam olması. Arda evet. Güler'in de çok böyle hani sessiz takipçi çocuk olması. Bakalım bilmiyorum. İnşallah. Sen ne diyecektin Arda'yla alakalı bir şey diyecektin? Şu açıdan kırgınım. Şu açıdan kırgınım. Şimdi bu konu hakkındaki düşüncemi söylemek istiyorum. Yazdım da zaten bunu. Yani tamam git gitmek istiyor olabilirsin. Yani seni kiralık vermek istiyorlar. Fenerbahçe'de kalmak istemiyor da olabilirsin. Bunların hiçbiri ihanet. Vay şerefsiz bilmem ne falan değil. Ben asla bu yorumlara katılmıyorum. Ya ben olsam ben de e, transfer olabilirdim. Ve geçmişte şey de, demiş ya işte hani sözleşme bizim için teferruat var şimdi ondan da linçliyorlar. Ya onu da demiş olabilirsin kaç sene önce sonuçta şartlar değişiyor. Barcelona real istiyor seni. Ama madem gitmeye niyetin var madem Barcelona sana Fener'de kal dediğinde bir sene kiralık Fener'de kal dediğinde istemiyorsun bunu. O zaman transfer döneminin en başından beri bunu söyleyecektin. Diyecektin gibi bir açıklama. Ben Fenerbahçe'de kalmayacağım. Hani Avrupa'dan çok teklifler var. Fe Büyük Fenerbahçe ailesine teşekkür ederim gibisinden bir açıklama. Çünkü biz Arda'yı çok sevdik, çok destekledik. En azından bir açıklama beklerdim. Burada artık kendisi de, ailesi de e, bence yanlış yaptı. Benim tek kırgınlığım bu. Gitmek istiyorsan burada hiç kalmak istemiyorsan en azından önceden söyleseydin. Bir ay boyunca biz şey olmasaydık. Ya Arda gidebilir ama işte bir, bir yıl kiralık kalabilir. Arda buraya burada da kalabilir. Burada kalmayı düşünüyormuş. Ali Koç'la görüştü falan. Ya bunlara ne gerek var ya? Sen gerçekten gitmek istiyorsan Git. Yazsaydın yani direkt. Açıklama yapsaydın. Benim fikrim. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ee, Ardem bazen mesela az önce Ardo Turan'dan örnek verdik hatırlarsan. Kaç yaşındaydı bu hatalar yaptığında. Ee, bir sürü futbol aklıma gelmiyor. Yani 25-26 yaşında. Emre Belezoğlu olabilir mesela. Kaç yaşında adam hala işte soyunma odalarında küfürler, bağırmalar falan. Kaç yaşında kendini olgunlaştırması gerekirken. Bu çocuk daha 17 yaşında. O senin söylediğin lafları söylediğinde 16-15 yaşındaydı belki. Sözleşme bizim için önemli değil falan dediğinde. Daha oynamıyordu. Geleceği ben oynayacak mıyım? Puff takımda mı oynayacağım? Kelak mı gideceğim? Bir de çocuğun hani babası, ailesi falan biliyorsun. Bizim Türkiye'de çok var. Emre Borun'da zamanında öyle şeyleri vardı galiba. Emre Burun değil ya. Böyle çok e, aile işin içine çok giriyor bizde. Babalar, amcalar, dayılar falan filan çok giriyor. E, çocuğun yaşı ufak öyle. bir çocuk. Yaşı çok ufak. Ne dediğini şu an bilemeyebilir o çocuk. Yani ben o yüzden onu hiçbir zaman eleştirmem. Biz 17 yaşındayken ya hatırlıyorum yaptıklarımızı. Salak salak okulda, okuldan asılacak şeyler yapıyorduk yani. Okuldan evet, ben de öyle. E sen de yani 17 yaşından biri tanıyorsun sen. E sen pizzacıyı falan arayıp saçma sapan e, kamera evet. videosu falan çekiyordun düşün. 17 yaşındaki hali bir düşün. 17 yaşında Uğur'a PlayStation'ını vermediğini anı hatırla. Ama bak şöyle bir şey var. Yani evet Uğur PlayStation'ını vermedin lan. Bozulur hatlı. diye düşün. E şimdi bu, Ama biz bu çocuğun Öyle bir şey dediğini çocukla bu çocuk yani biz bunu futbolu çok yüksek olabilir ama daha çocuk bu. Anladın mı? Buna ben kızamam yani. Kızamam. Bir de ben değil, kırgınım. Ve şey lafını bölüyorum. Ee, söyledim de hani ailesi hatalı, ailesi ve kendisi. Ya bunu hiç mi düşünmediniz ya böyle olacak. Gitmek istiyorsa bu çocuk, siz gitmesini istiyorsanız ailesi de siz de ben para kazanmak istiyorsanız, para gelsin diye de çünkü biliyorsunuz aileye de komisyon falan filan süreç uzadı. Ya abicim o zaman söyleseydiniz ya en başından bizim amacımız gitmek. Biz burada fenerler olarak bir ay boyunca süründük. Arda oraya mı gidecek? Arda ne yapacak? Arda gidecek sözleşmesinde pay mı var? Yok bir yıl kiralık mı? Yok bilmem ne mi? Yeter lan. Tamam. Ya bu ben, ben sinir oldum ufaktan bu biraz hani linçlendi ya Arda. Tamam. Linçlenmesinin de bu olduğunu düşünüyorum. En baştan deseydi hiç linçlenmeyecekti ki linçlenmesi yanlış bence. Peki, ya yapamadılar yani. o e, iletişimi kuramadılar. Anlıyorum seni ama şöyle düşün. Biz şimdi mesela buradan bakıyoruz ya. Şöyle diyoruz. Arda kaldı. Gitti. Çok kolay gözüküyor. Hani gitti. Sen bir de Arda olduğunu düşün. Bak şimdi Arda'sın. Tamam mı? Bak, bir günlü düşün. Telefon elinde sürekli baban arıyor bilmem ne arıyor. Real Madrid istiyor. Menajer. Barcelona. Fenerbahçe. Ali Koç. Başkanım geliyorum. Toplantı. Lan bu Dortmund. Bu kimdi? Teyzem mesaj atmış. Bayram mesajı. Bayramın kutlu olsun teyze. Ulan teyzeme de ayıp oldu. Lan Paris Saint Germain. Onunla gideyim konuşayım. Kim geldi? Arda gel gidiyoruz. Yani, geldi. Merhaba hoş geldiniz. Arda biz Türkçe bilmiyoruz. Okey tamam tercüman lazım. Bilmem oradan çıkıyor. yemek yemesi lazım. Lan Fener'in antrenmanı kaçtaydı? İsmail Hoca geldi. Hocam merhaba Arda kalır mısın? Bakarım hocam. E, Ali Başkanım. Guerrero tarafından... telefon trafikleri. Alo Arda Paris. Yani aynı şey değil. Biz şimdi şöyle diyoruz. Kalsaydı gitseydi. Oğlum sürekli düşün Arsenal alıyor öbürü arıyor bir anda telefon çalıyor Arda son dakika haber efendim baba Real seni istiyor oğlum Real mi ne? Ali Koç başkan Çocuğu düşsene psikolojisini. O da var. Ay milyar tane telefon geliyor Arda'nın. Sürekli telefon telefon telefon. O seni istiyor bu seni. Ali Koç kalsın. İsmail Hoca Arda'yla görüşelim. Babası diyor ki gel oğlum. Oğlum o yaşta. Ya ben bu yaşta kaldıramam. O yaşta çocuk ne yapsın yani. Bir de bir 50 tane akıl aldığı vardır Arda'nın. Şimdi bak sen mesela buraya gelsen. Bana desen ki abi. Ben şununla video çekmek istiyorum. Ama işte atıyorum. Senin onunla fazla aran yok. Çekeyim mi? Ben sana bir şey desem. Uğur sana bir şey dese. Sen Uğur'la bizim bile aramızda kalırsın. Lan Uğur böyle dedi. Onur abi böyle dedi. Ona 100 tane bir şey söylüyor. Amcası, babası, kulüpler bilmem ne. O yüzden ben... Eski futbolcular Emre Velezoğlu da konuşmuş. futbolcular arıyor onu. Ardacım şöyle yap, böyle yap. Avrupa fa... Anladın mı? Bak sen Uğur'la benim aramda kalırsın. Uğur çekme dedi. Ben çek dedim. Lan iki, öyle dedi. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Aynen. Onur abi şimdi böyle desem Onur abi kızacak. Böyle desem Uğur kızacak. Uğur abi kızacak. Anladın mı? O çocuk çok normal Arda. E, Arden. O yüzden de yolu açık olsun. Diyorum. Keşke daha fazla fiyata gitseydi. Ben gittiği parayı az buluyorum. Çünkü... Bonuslarla denilen parayı ben hiçbir zaman katmıyorum. Çünkü o bonuslar ya olur ya olmaz yani şans. Aynen. O yüzden ben o parayı katmıyorum. İnşallah. Daha fazla paraya satılmasını isterdim. Bonussuz o para olsaydı derdim ki okey. Ee, diyorum ve. İnşallah oynar. İnşallah oynarsa da gururlanırız. İleride de belki 32-33 yaşında bize geri döner. Umarım şey gibi olmaz. Emre Galatasaray'dan ayrılmıştı. Sonra dönüşünde işte arasın arasının bozulduğunu oldu. Galatasaray'a dönmedi. Fener'e gelmişti Türkiye'ye döndüğünde yurt dışından. inşallah öyle olmaz. Ya aslında o durum biraz şöyle olmuş galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış biliyor olabilirim. Emre anlatmıştı bir yerde ama. Bu işte Türkiye falan dönmek istiyor Galatasaray'a falan filan. O ara Galatasaray o parayı veremeyiz mi diyor. O kadar paramız yok şu paraya mı gel diyorlar. Bir şey oluyor hani. Para mı çok az bir para galiba. Bir de aynı zamanda yönetimden istemeyenler oluyor. Yani bazı yöneticiler de istemiyor. Adnan Polat zamanı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İstemiyorlar. Niye istemiyorlar ki onlarda? Bilmiyorum yani. Mesela Fatih Terim'i de istemeyenler var. O kadar Galatasaray şampiyon yapmış. Bazen oğlum Galatasaray'ın içinde falan dengeler var. Çok böyle şeyler birbirlerine. Anam tak tak birilerine kafaya taktı mı takıyorlar. Mesela Fatih o kadar tribünler sever. Galatasaray yönetimin yarısı sevmez Fatih im. Orada lise, liseliyle lise dışı olan şey savaşı Orada var. Orada farklı o. şeyler olduğu için öyle bir şey olmuştu. E şeye geleceğim şimdi. Uğur'la üçlü bir çekerken konuştuğumuz mevzu vardı. Şimdi Arda'nın gittiği para Fenerbahçe'ye çok güzel bir katkı sağlayabilir. Ama ben çok yine de umutsuzum. Benim için Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali umudum daha doğrusu yine azaldı. Neden diyecekseniz eğer e, vizyonlu vizyonu bir yönetimimiz olmuş olsaydı bizim, vizyon sahibi bir yönetimimiz olsaydı derdim ki hiç önemli değil Arda'yı çok iyi fiyata satıyoruz o parayla biz neler yaparız. Ama bu parayla biz neler yaparız diyemiyorum. Çünkü geçen sene Kim Min çok iyi fiyata sattık ve o para tamamen çöpe gitti. Aynen. Yani yarısı bile oyuncu alamadık Arda'nın. Kim Minceyi'nin %50'si bir oyuncu alamadık ve o iyi sattığımız para çöpe gitti. Niye? Ona 3 ver, buna 5 ver, ona kiralık. Buna... Yeah. Ne oldu? Kim sattın? Gustavo Enrique'yi aldın. Yaz, yazın. Ocakta da Samet'i getirdin. i̇şte tam ne oldu? Para ne oldu? Boşa gitti. Şimdi Boşa Gustavo Indike'yi satsan satamazsın. Samet'i satsan satamazsın. Paran çöpe gitti. Şimdi ben Arda'dan gelecek para benim yönetimi vizyonlu bir yönetim olsa derdim ki kardeş sorun yok. Arda oradan 20 falan kazandırır. Biz 12'ye falan çok iyi bir oyuncu alırız oraya. Arda'nın 160-170'ini alırız. Gelişir. Bir de sol bek çekeriz. Ama bilmiyorum ki ben evet. şimdi orayı kimle doldururlar. O parayı yine çarçurma ederler. O parayı mahvederler mi? Para girişi okey ama paranın harcanışı kötü olduğu için en iyi oyuncumuzu verdiğimiz için de ben seneye ne yazık ki yine umutlarım e, azaldı. Ben ben umutluyum Ya yani şöyle yönetimden unutlu değilim de çıkan haberler vesaire umutluyum. Şimdi onu konuşalım zaten. İsmail Hoca dedi ki benim sistemin 4 4 2 3 1 dedi. Yani en son oynattığı sistemle oynatacak. Çünkü sorular edince şu an yan yana oynar mı diye sorular. O da öyle dedi. Maç içinde belki döneriz dedi. çift for Forda. Sandrforda edince koyu koyduk. Tamam. Kaleci adayları var abi. Şimdi transferleri tek tek konuşalım. Arda Yo İsmail Kartal şey, şey demiş. Kaleci istemiyorum ben bu kaleciyle gideceğim demiş. Öyle bir haber mi var? Var evet. Geçen. Vallahi geçen, yönetim mi? olarak bilmiyorum. Yönetim olarak şimdi aradan para geldi. Hatta Serdar abi paylaşım yapmış Instagram'da. Serdar abiden gördüm ben. Siz bu kamerada. Serdar edin. abi İsmail Kartal demiş olabilir ama Serdar abi her zaman ne diyor? Sen başkan olarak gideceksin, alacaksın. Tamam, İnşallah o da, Ali Gider, o da şey demiş. Siz bu kafayla devam edin demiş Serdar, zaman. Böyle paylaşım yapmıştı. Ya kaleye Dehay'a işte ee, değişik isimler, birkaç tane daha isim vardı unuttum. Bunlar konuşuyor. Livakovic, Dehay en çok konuşulan. Sen hangisini istersin? Dehay isterim ben. Kaleye Çünkü Premier demek her zaman çok daha hızlı birlik, sürekli top gelen birlik. Ben ee, Dehay isterim. Yeni sezon kadrosunu kuruyoruz. Dehay'ı ben de koyarım. Sol bek Var. Oscar oynayacak bence. Var zaten. Ya da Ferdi oynar. Birileri Yo, Sobek oynar. Yok Solbek şey oynayacak ya. Bizim stoperlik var ya Fransız. Luan Perez. Evet. Sabek. Ferdi. Ferdi. Çok iyi. Gerçi İsmail Hoca ilk Fener'e geldiğinde şey diyordu. Ferdi'yi mecburiyetten Sabek oynatıyoruz. Bana kalsa önde oynatırım diyordu. Ee, ne yapar bilmiyorum ama Sabek'e yazdık. Ya geçen Stop bana... Perek'de... Geçen... Ee, neydi Sabek'teki? O sayı için yazmışlar ki o sayı iyi futbolcu demeyen de, de futbol tartışmam diye. Ya <laughs> Arkadaşlar Osei çok hızlı olabilir. Bazı hani orta sahadan koşuyor olabilir. Ama futbol zekası çok düşük. Yani ben sayının bak Ferdi mesela oynuyor değil mi Arda'yla. Arda'yla Ferdi. Arda'yla Ferdi'yi düşünelim bir dakika Arda'yla Ferdi. Ferdi de sabit, Osei de sabek. Ne yapıyor? Alıyor, veriyor, Arda'ya alıyor, Arda Ferdi'ye veriyor, Ferdi bir daha Arda'ya alıyor. Osei bunu yapabilir mi? Yapamaz çünkü yeteneği yok. Yeteneği sadece hız. Al veri yok. O yüzden de ben Fenerbahçe'nin ya da büyük takımın beki oyun kurabilecek yetenekli olması lazım. Teknik bir bek olması lazım. O yüzden söyledim. Teşekkürler. İyi günler. Buyurun. Ferdi koyduk. İsmail Hoca orta sahada kesinlikle yan yana Stoper'ler e, nerede oğlum? Stoper'lere geleceğim. Orta sahada şunu söylemek istiyorum. Zach Crespo oynatacak bence. Oraya transfer istemeyecek. Ne yapılır bilmiyorum. O yüzden bence orası hakkında konuşmayalım. Zach Crespo, İsmail Hoca döneminde iyiydi. Ve bence o diyecek ki o bana yeter diyecek. Şimdi şöyle şöyle söyleyeyim. Stoper'e bir adam kesin şart. Şöyle söyleyeyim. Eğer Crespo iyi olduğu dönemde Crespo gibi oynarsa bence de yeter. Ama şu anki Crespo gibi oynarsa yetmez. yetmez bir, yere, bir yere çok iyiydi. O o Crespo ise yeter. Onu işte teknik ekibin iyi analiz etmesi lazım. Biz dışarıdan bakıyoruz, onlar içeriden bakıyor. bunları anlamaları lazım. Geçen sene de bunu anlamaları lazımdı. Crespo'nun evet. durumu nasıl bilmem nesi nasıl. Stoperde ve Atilla Zalai oynayacak herhalde. Yanında e, iyi bir adam almaları lazım. Bekao konuşuluyordu. Brezilyalı bir stoper İtalya'dan gelecek. Nasıl bilmiyorum, izlemedim. Ama stopere de birilerini alıyorlar inşallah. E orası da düzgün olur. Stoperler genelde maça çıktığında anlaşılıyor abi. Böyle Üzgünüm. bir şey yani. İzlediğinde yani izlediğinde anlıyorsun. Aynen. Maç kendi bu takımda maça çıktığında anlayabilecek. Başka takımda ne yaptığı falan çünkü ligin dinamikleri falan hep değişiyor. Zaha. Sol kanada. Zaha'ya ne diyorsun? Zaha alındı mı ki? Daha alınmadı ama alınma aşamasında alınabilir diyorlar. Çok yakın diyorlar. İnşallah ama ben bizim yönetimimize çok güvenmiyorum ya. Arda'dan da para geldi. Za'nın istediği parayı da sağlayabiliriz. Ben bizim yönetime çok güvenmiyorum ya. Keşke alınsa ama ben bizim yönetime güvenmiyorum. Yıllardır söylediğim şey olur. Her zaman ne diyorum? Bir büyük takımın kanat oyuncusu yıllardır söylüyorum. Birebir de adam eksiltebilen bir kanat oyuncusu olur. Yani kanat oyuncusu budur. Birebir de adam geçersin, çizgiye inersin, asistini yaparsın budur. Daha ya da, da, da fırtınanın oğlu içinden geçer gelirse diye düşünüyorum. Saha çok iyi ya. Çok iyi. Olmuş. Alabilirlerse muhteşem transfer olur. Daha 29 yaşında bir de Ali Başkan. Bu ben Ali Başkan'a seslenesim. Aa izler bu İzler. dün Ge gece rüyamda Ali Başkan'ı gördüm. Ali Başkan'ın evine gidiyorduk. Video çekiyorduk. Ne kanalı. diyorsun lan? Vallahi mı? Vallahi bittim. Tamam Ali diyorum. Başkan. Ama Ali Başkan çok iyi davranıyordu bana. Extra ben... iyi. Yani hiç öyle egolu değildi anladın mı? Bayağı arkadaşım gibi takılıyorduk. Ne haber şey lan? Ya başkanım ne yaptın? Samet'i aldım. Mahvettin bizi ya. Ben gülüyordum. Ardenim kusura bakma. Bu sene böyle oldu. Seni düzelteceğiz. <laughs> sen de izin verirsen mi diyordu? <laughs> rahatla kal falan diyor. Şey ne diyordum ben? Zaha. Zaha. Ha. Abi Zaha çok iyi oyuncu. 29 yaşında. Bir de Ali Başkan. Bak al. Hani sen hep gençleri alalım falan böyle no name meybuzlar alıyorsun ya. Bu Magnum'u al Ali Başkan. Bu Magnum 29 yaşında. 31-32 olduğunda Araplar yine alır senden bir bon servise. Sen zarar etmezsin o kadar seni şampiyon yapar. Bu Magnum'u al. 32'ye gerek yok ya. Seneye satarsın ya. Bir, bir, sene şampiyon ol, sat ya. Bak solda Zaha. Sandrifor'da Ceko. Batu ya yarada çift Sandrifor. Sağ kanadında da Emre Mor var. İrfan Can Kahveci var. Kent'i orada oynatırsın. Kent de iyi oyuncu. Ben Kent'e bu arada geçen de söylemiştim. Ümitli. Videolarından yani tabii ki belli olmaz. Ben çok seviyorum. Şutu olan oyuncuyu çok seviyorum kanatta. De, bir de omuzları falan da baba şey tam Tam stok böyle. gibi. Tam kısa boylu. Hızlı. Stok'u çok seviyordum. İnşallah öyle bir oyun çıkar ya. ya. Bizim takıma şu an var ya ben çok fazla transfer istemiyorum. Bir stoper. Zaha. Bak mevki söylemiyorum. Bir stoper. Zaha. Ofans sağ bir tane on numara. Yani Aslında orada. bir şey söyleyeyim Aa, mi? Lincoln oraya götürür Lincoln. biliyor musun? Ha? Lincoln Ofans götürür bence. Ya götürebilir onu da çok gördüm. Çok diyen var. Hatta çok işte yetenekli bir oyuncu ya. Tartacaklar bakacaklar. Lincoln götürebilir diyorlarsa götürsün. Ama daha iyisi alınabiliyorsa bence almaları lazım. Yani Zimanski falan konuşuluyor. Ama şöyle düşün Şimdi Lincoln bizde ya. Hoca da onu Solbeck falan oynattı ya. Hatta ben de geçen bir video çekmiştim. Ya, gitsin kalsın. Orada bence hata yaptım. Bence Lincoln kalsın demeliydim. Orada e, Solbeck oynadı. işte bilmem ne falan. Şimdi bizim Lincoln gibi oldu. Yani. Değersiz Lincoln. Ama şu anda Lincoln diye bir oyuncuyu biz alıyorsak. Brezilya'da yeni rol alıyor Demiş zamanında. Lincoln abi sözleşme imzaldı şu an havalimanında desek. seni alındığında herkes öyle dedi. İşte onu diyorum. Şu an mesela değil mi? Son dakika Lincoln Fener'de Brezilya'nın bilmem ne bir zamanında Ronaldinho'nun yeri falan dense şu anda herkes okey der. Bence İsmail Kartal dediğin gibi bir ofansportlasa ona güvenip oynatabilirse ve Lincoln'dan verim alabilirsek tam yepyeni bir transfer gibi olur. Zamanında Ozan Tufan'ı vermiştik çöp yerine koymuştuk. Alanya'da iyi oynamıştı gelmişti. Yepyeni bir transfer gibi oynatmıştık. Mesela o sezon ben hatırlıyorum. Geldiğini kimse takmamıştı kiralıktan döndüğünü. Bir oynamıştı. Yeni transfer gibi olmuştu. İnşallah Lincoln öyle olur. Hani sakatlandı döndü falan. İnşallah oynar. Oynayamayacaksa da yönetim bunu teknik ekip işte baksın. Şey yapsın abi. Ona göre birini alsın. Bu arada yine bir sportif direktör almışız ya. Ya boş ver onu. Bak ben ne istiyorum biliyor musun Arda? İstediğim şey. Zaha'yı istiyorum. Bir. Evet. Bak çok oyuncu istemiyorum. Cam oyuncusu istemiyorum. Lincoln oynasın camda. İstemiyorum. Yani para, parayı başka bir yere harcamak için. Sağ bek istiyorum. Ferdi'yi orta sahaya almak için. Tamam mı? Ferdi orta sahaya oynasın bence. Çünkü hep ne diyorlar? Driblingi olan orta saha. Öne gidebilen orta saha. Ferdi işte. Anladın mı? Alır gider. Serbest 8 oynar bu arada. Buradan Çok iyi oynar. Çok oynar. oynar. Serbest 8 oynar. Bir sağ bek. Bak bir sağ bek istiyorum. Bir Zaha istiyorum. Tamam mı? Lincoln camlı oynar. Bir tane de stoper ama stoper şey değil. Ya işte Cagliari'nin stoperin alanı değil. Yani böyle bahsettiğim stoper farklı bir stoper Ardan. Yani Berik Demiral falan da olur mesela bu arada. O bile olur. Çağlar mesela Çağlar gitti ya şimdi. Mesela Çağlar Fener'de attım. Şu an Atletico'da gitti. Ne, ya da çağrıda bulunmuşlar ya bu arada. Harbiden almak istiyorum. Ne neyi? İsmail Kartal'la Ali Koç açıklama yaptım Merih Demiral'a çağrıda bulundular geldi. İşte bak öyle bir şey diyorum ben. Merih olur. Ama benim için çok farklı bir şey istiyorum ya. Benim istediğim şey her zaman söylüyorum. Sergio Ramos gibi. 35-36 fark etmez. Bana bir tane böyle Real Madrid oynamış, Milan oynamış, alın böyle bir oyuncu istiyorum Stoper'e, bir Stoper, Zaha bir sabekleferdiyle, başka bir şey istemiyorum. Çok güzel olur, inşallah. Ben de aynı. Ha şey de Kaleci, mi? Kaleci şey yapmadı, Kaleci bir de. Kaleci Dehe ve veya Livačevci abi. Evet. Başka Lazım. konumuz var mı? Vallahi başka da çok bir gelişme yok abi. Arda gitti, Zaha'yı konuştuk, her şeyi konuştuk konuşabiliyoruz. O zaman arkadaşlar İsmail sizde. Zaten geçti üstünden gün geçti, diyecek bir şey yok göreceğiz. Siz yani. de o zaman Arda ile alakalı kırgın mısınız? Doğrusunu mu yaptı? Aslında nasıl olsa daha iyi olurdu. Onları mutlaka yorumlara yazın. Bir de Fenerbahçe'nin hangi mevkilerine eksikleri var size göre? Ne istersiniz? Hangi oyuncu istersiniz? Onu yazın. Ferdi sizce sabek mi oynasın? Orta saha mı oynasın? Onu da yazın arkadaşlar. Ve Lincoln Arda'nın yerine oynayabilir mi? Yoksa oraya bir transfer mi istiyorsunuz? Bunları yazın. Yeni videolarda yeniden görüşeceğiz. İzliyorsunuz ama like atmadan çıkıyorsunuz arkadaşlar bazen. Like, lütfen like, like atın. Like. Bir de lütfen abone olun arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Sonraki videoda görüşürüz Bye bye. Hoşça kalın.